Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 194. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Eylül tarihleri arasındaki kayıplarını açıkladı. Rus ordusunun 49.800 askerini kaybettiği, 2068 tank ve 4.459 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 1157 topçu sistemi, 294 çok namlulu roket atar sistemi, 156 hava savunma sistemi, 236 uçak, 206 helikopter, 867 insansız hava aracı, 205 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3286 adet çeşitli modelde askeri araç ile 107 özel ekipmanın yok edildiği kaydedildi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, şu anda cephe hattının 2500 kilometre olduğunu ve bunun 1300'ünün aktif çatışmada olduğunu söyledi. Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı, Güney Ukrayna'daki Rus askeri birliğinin savaşmayı reddettiğini açıkladı. Güney Harekat Komutanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin 1. Ordu Kolordusu'nun 127. alayının destek eksikliği ve su eksikliği de dahil olmak üzere kötü koşullar nedeniyle görevlerini yerine getirmeyi reddettiğini bildirdi. Ukrayna ordusu, Rus işgal kuvvetlerinin özel servislerinin personele karşı önlem aldığını ve onları görevlerinden uzaklaştırdığını söyledi. Güney Harekat Komutanlığı, Rusya'nın Güney Ukrayna'da kayıplar vermeye devam ettiğini de belirtti. Açıklamada, 104 Rus askerinin öldürüldüğü, 6 tank, 9 MSTAS ve MSTAB obüs, bir insansız hava aracı ve 26 zırhlı ve askeri aracın imha edildiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca bir mühimmat deposu ve bir Duba geçidinin imha edildiği, güneydeki bir kontrol noktası ile iki kontrol ve gözlem merkezinin vurulduğu kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla Rus ordusuna ağır darbe vurmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu Kherson Oblast'ında Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla Rus ordusuna ait 2 adet TOR-M1 hava savunma sistemi ile 2 adet radar sistemini yok etti. Ukrayna ordusu ayrıca Bayraktar TB2 ile Rus ordusuna ait BM'de 2 askeri aracı ile 3 tankı da imha etti. TB2 silahlı insansız hava aracının başarılı saldırıları sonrası Rus askerler koşarak kaçmaya çalıştı. Diğer yandan Türkiye tarafından Ukrayna ordusuna verilen kirpi marap araçları Ukrayna askerlerini hayatlarını kurtarıyor. Kherson Oblast'taki Ukrayna askerleri, Rus askerleri tarafından saldırıya uğrarken, kirpi aracında bulunan askerler roket saldırısından kurtuldu. Ukrayna ordusu ayrıca, Kherson Oblast'ında Antonov Köprüsü'nü bir kez daha vurdu. Ukrayna ordusu Amerika'dan aldığı HIMARS sistemleri ile köprüyü vurarak büyük bir hasar verdi. Polonya tarafından Ukrayna ordusuna bağışlanan T-72M1 ve T-72M21R tankları Kherson Oblast'ına sevk edildi. Tanklardan oluşan büyük bir konvoy Kherson'da ilerlerken, Ukrayna kaynakları Rus ordusuna ait savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştiremediğini belirtti. Diğer yandan büyük Rus askeri konvoyu, Kırım Köprüsü'nde demiryolu ile taşınıyor. Rusya'nın Kherson'daki birliklerini güçlendirmeye çalıştığı kaydedildi. Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın son taarruz operasyonuna karşı Rusya'nın Ukrayna'daki ana çabasının Donbas taarruz operasyonu olmaya devam ettiğini belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Donbas'taki başlıca ilerleme eksenleri, Donetsk şehri yakınlarındaki Avdivka'da ve 60 kilometre kuzeyde, Bahmut civarında kalıyor. Rusya bu sektörde en başarılı ülke olmasına rağmen, güçleri hala haftada sadece 1 kilometre Bahmut'a doğru ilerliyor. Donbas operasyonunun siyasi hedefi, Kremlin'in Donbas'ın kurtuluşunu ilan etmesini sağlayacak olan Donetsk Oblast'ının tamamını güvence altına almak neredeyse kesin olarak devam ediyor. Rus kuvvetleri, büyük olasılıkla, bu amaca ulaşmak için son teslim tarihlerini defalarca kaçırdı. Ukrayna makamları, Rus kuvvetlerinin şu anda bu görevi 15 Eylül 2022'ye kadar tamamlama emri altında olduğunu iddia etti. Gücün bunu başarması pek olası değil, bu da Rusya'nın işgal altındaki bölgelerde Rusya Federasyonu'na katılması için referandum düzenleme planlarını daha da karmaşık hale getirecek denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü de Ukrayna ordusunun stratejik Visokopilya kenti ile Yampayıl kasabasının Rus işgalinden kurtarıldığını belirtti.
Coğrafi konumlu görüntülerin Rus kuvvetlerinin Zaporijya nükleer santralindeki konumlardan çok namlulu roket atar ateşlediğini gösterdiği aktarılan açıklamada, Ukrayna kuvvetleri, Rus kuvvetlerini tüketmek ve Rus muharebe gücünü dizginlemek için Rus kara iletişim hatlarına, mühimmat depolarına ve kilit noktalara saldırmaya devam etti. Ukrayna'nın Visokopilya'yı özgürleştirmesi, bazı Rus blok yazarları arasında kritik tartışmaları ateşlerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna kuvvetlerinin ilerlemek için başarısız girişimler yürütmeye devam ettiğini iddia etti. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti 1. Kolordu personelinin 127. alayı, erzak yetersizliği nedeniyle savaşmayı reddetti. Ukrayna kuvvetleri, Donetsk oblastındaki Siversky-Donetsk nehrinin sol kıyısındaki toprakları geri aldı. Rus kuvvetleri Bahmut'un kuzeydoğusunda ve Donetsk şehrinin batısında sınırlı kara saldırıları düzenledi. Rus kuvvetlerinin askeri varlıklarını Zaporijya oblastının arka bölgelerindeki ana kara iletişim hatları boyunca yer alan bölgelere taşıdığı bildiriliyor denildi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ürdün ve diğer 28 ülke ile 2 hafta sürecek bir askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD, Ürdün ve diğer 28 ülke, Ürdün'de 2 haftalık Eagle Line tatbikatını başlattı. 4 ve 15 Eylül arası düzenlenecek uygulama, bölgedeki en büyük askeri tatbikatlardan birini temsil ediyor, ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, tatbikatın, ortak ülkeler arasında askeri uzmanlık alışverişi yapmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacını taşıdığı belirtildi. Bu sene 10.sü düzenlenen askeri tatbikatın, uzun menzilli bombardıman, hayali düşmanlardan gelen siber tehditlere karşı savunma, kurumlar arası iletişim ve koordinasyon, terörle mücadele becerilerinin geliştirilmesi, entegre hava ve füze savunma senkronizasyonu, deniz ve sınır güvenliği için gelişmiş yeterlilikler, afet müdahalesi ve insani yardım gibi başlıkları içerdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Amerika'nın 1700 ve Ürdün'ün 2200 silahlı kuvvetler üyesinin yanında, diğer 28 ülkenin 591 koalisyon personelinin katılımcı veya gözlemci olarak yer aldığı kaydedildi. Öte yandan Kazakistan'ın Avrupa ülkelerine kömür ihracatı bu yılın 7 ayında 6,4 milyon ton ile rekor seviyeye çıktı. Kazakistan 2022'nin Ocak-Temmuz döneminde Avrupa'ya 371,8 milyon dolar kömür ihracatı gerçekleştirdi. Kazakistan, söz konusu dönemde Avrupa ülkelerine toplamda 6,4 milyon ton kömür ihracatı yaparak bu alanda bu yıl daha önceki dönemlerle kıyasla rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl Kazakistan'dan Avrupa'ya kömür ihracatı 5,2 milyon ton, daha önceki yıllarda ise 4 milyon tonu geçmiyordu. Bu yıl Kazak kömürünün Avrupa'daki en büyük alıcıları arasında sırayla İsviçre, Polonya ve Belçika yer aldı. Bunun yanı sıra listede Bulgaristan, İngiltere, Liechtenstein, Romanya ve Letonya da bulunuyor. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 Eylül 2022 tarihinde Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde Sikorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir denildi.